O zaman birisinin resmini gördüğün zaman hangi atölyeden olduğunu anlardın. İki tane soyut resim olsun karşında. Soyut resim. Dikkat edin. Birisi eğitim görmüş bu adamın resmi, biri eğitim görmemiş bu adamın resmi. Anlarım. Sanat demek üslup demek. Evet. Üslup yoksa sanat yok. Üslup bizim mesleğimizde neyi resmettiğiniz önemli değil. Nasıl resmettiğiniz, nasıl üsluptur. Satış kaygısı taşıyan adam sanatçı olamaz. Türkiye'de bienaller düzenleniyor. Bu bienallerin orijinal amacı Türk sanatını dışarıda tanıtmak olmalı. Beyaz Tuval'den hepinize merhaba sevgili sanat dostları. Bugün yeni bir atölyede yine sanat konuşacağız birlikte. Konuğumuz değerli sanatçı ve yıllarını sanat eğitimine vermiş önemli bir isim. Profesör Doktor Kemal İskender. Hoş geldiniz Kemal Hocam. Hoş geldiniz hocam. Sizinle birlikte olmak gerçekten bizim için büyük mutluluk çünkü... Sağ olun da benim doktor ünvanım yok. Öyle mi? Sanatçıların doktor ünvanı olmaz. Evet, peki. Bilim dallarının olur. Profesör. Sadece profesör. Profesör diyelim. O da peki. Şimdi emekli profum. Yani. Olsun hocam, siz Mimar Sinan'ın sevilen hocalarından birisiniz. Öyle, sağ olsun. Biz de sizin öğrenciniz olma şansını yakaladık. Evet, çok şey, keyifli. Gerçekten o yüzden de ayrıca mutluyuz. Şimdi önce tabii sizi kısaca tanıyarak başlamak isteriz. Hı. Nasıl başladı bu resim serüveniniz? Nereden nereye geldiniz? Böyle kısaca bir başlangıç. Valla ben 1949 doğumluyum. Trabzon'un Yomra kasabasında doğmuşum. Sonra işte babam nedeniyle İstanbul'a gelmişim. Bir sürü şeyle uğraşmışım, etmişim, gitmişim. Deyin ki lise şu bu. Lisede karar verdim. Ben ya sanat okuyacağım ya da hiçbir şey okumayacağım. Nasıl karar verdiniz? Yani birisi mi vardı? Bir yön veren mi? Hocam vardı. Rahmi Doğu diye bir hocam. Sonra onun oğlu benim öğrencim oldu. Ya, ne güzel o. Yani matrak bir şey. Ben o dönemde bizim okul, o zamanki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi değil, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, merkez sistemin dışında. Ben merkez sisteme girmedim bile. Ben ya burayı okurum ya da okumam. O zaman 4 bölüm halindeydi. Resim, heykel, dekoratif sanatlar, mimarlık. Mimarlık hariç 3'ünün sınavına girdim. Hepsini kazandım. Resmi seçtim. En istediğim şey oldu. Resim olmasaydı heykeli seçecektim. Onu da söyleyeyim. Öyle başladı benim sanat serüvenim. Ailede var mı hiç sanatçı? Yok, hayır. Yok, yalnız amcam mesela, küçük amcam çok çizerdi böyle yani. O sarıda eğitim falan görmüş değil adam. Gayet şey söyleyeyim, nasıl söyleyeyim, bir şekilde amatör. Farkında bile değil ne çizdiğini ama çizebilirdi. Yapardı, bana gösterirdi. Seviyordu demek ki, belki demek ki genlerle taşınan bir yetenek var. O belki bir tesadüf, bilemiyorum. Onun dışında işte 67 senesinde, 1967'de akademiye girdim, 72'de mezun oldum. O zaman 5 seneydi okul. Ve size yüksek diploma veriyordu. Yani yüksek ressamsınız. Hı hı. Benim diplomamda böyle yazıyor. Şimdi geçerli değil ama o dönemde yüksek ressamsın. Mezun oldum derken Avrupa sınavı açıldı. Avrupa sınavı dediğim, Atatürk zamanında çıkmış bir yasaya göre açılıyor bunlar. Atatürk zamanında üniversitelerde pek öğretim üyesi yok. Sizi gönderiyor, yetiştiriyor. Atatürk çok büyük adam. Devlet bursuyla İngiltere'ye gidiyorsunuz, evet, anlatıyorsunuz. Ama şunu tekrar bir, Atatürk'ün ben büyüklüğünü 40 yaşımdan sonra anladım. Severdim ama büyüklüğünü 40 yaşımdan sonra. Çok büyük adam. Başkası da yok üstüne. 1929 yılında çıkmış, 1416 sayılı bir yasayla ben İngiltere'ye gittim. 5 sene beni devlet finanse etti orada. Üstelik Demirel'in başbakan olduğu dönemde şey deniyor, 70 sente muhtacız. Evet. Böyle bir parasızlık var. Devlet beni 5 sene orada okuttu. Döndüm. 77'nin sonunda
aynı okulda asistan olarak göreve başladım. Çünkü sanatın toplum hayatında ne kadar önemli olduğunu görebilmiş miyiz? Bu da Atatürk'ün fikramı. Evet işte ben de bunu söylüyorum. Bu da Atatürk'ün fikramı. Yani, inanılmaz bir şey. Peki evet. O dönem sanatınıza neler kattı İngiltere'deki? Şurada gördüğünüz gittiğiniz... şey, bunlar İngiltere'de yaptığım şeyler. Evet. 1973-74 yıllarında vesaire yaptığım işler. Hayır, benim akademide okuduğum yıllarda 5 tane atölye vardı. Hala 5 tane atölye var. O zaman birisinin resmini gördüğün zaman hangi atölyeden olduğunu anlardın. Atölye baskısı vardı. Hoca size kendi sanatı neyse onu empoze ederdi. Ben Avrupa'ya gittiğim zaman böyle bir şeyin olmadığını gördüm. Yani hocanın sana bir sanat empoze etme durumu olmadığını gördüm. Yani özgür bırakıyorlar. Kendine ait. Hayır, burada da özgürsünüz ama bizde de hoca muhakkak size illa benim gibi resim yapacaksınız demiyor. Ama atölye dediğiniz yer öyle bir sistem ki mecbur kalıyorsunuz bir şekilde. Batı'da bunun hiç olmadığını gördüm. Benim okuduğum okul Royal College of Art. Royal Akademi ile karıştırmayın. Royal Akademi çok düşük bir okuldur. Dünyanın en süper sanat okulu. Tesadüfen ben orada oldum. Ne güzel, büyük şans sizin. Çok şans. Okulu diye mi geçiyor? Royal College. Yüksek lisans. Yani master üstüne master yapmış oluyorum. Orada öyle bizdeki atölye sistemi yok. Atölyede 5 kişisiniz mesela. Sizin hocanız başka, sizinkisi başka, bununkisi başka. Hmm. Peter Blake mesela şu anda hala hayatta yanılmıyorsam yanımdaki kız arkadaşıma geliyordu hocası. Ben de dinliyordum. Ama bana başka hoca geliyordu. Ama olsun, ondan da yararlanmış. Tabii yararlanıyorsunuz. Her şey serbest. Çok güzel. Bir de şeydi, eğitim şöyle 3 ayda ya her sömestr bir tane seminer almak zorundasınız. Bu ne demek biliyor musunuz? Bütün işlerinizi seriyorsunuz. Okulun bütün şey olan hocaları geliyor, öğrenciler geliyor. 60 tane öğrenci var zaten toplam. Nasıl kötü olsun ki orada eğitim. 60 öğrenci var. Onlar da süper seçme öğrenciler. Sizin işleriniz üzerine 3 saat, 5 saat konuşuluyor. Yani bu sadece el eğitimi, göz eğitimi yapılmıyor. Vizyon eğitimi yapılıyor. Tabii. Öyle. Hayır, ben size o okula girişimi söyleyeyim. Hı hı. Gittim, doğru düz İngilizce bilmiyorum. Eşim çok iyi İngilizce biliyordu. Öyle bir şansım vardı. Sınava onunla birlikte gittim. Daha önceden bir dosya vermek zorundasınız. Bir gittim ki benim işlerimin hepsini sermişler. 9 kişi var. 5 hoca, 4 öğrenci jüride. Öğrenciler jüride, düşünün. Ya ne kadar önemli bir şey, düşünsene. Tam 1,5 saat filan benimle konuştular. Hatta öğrencilerden biri kalktı, uzun uzun konuştu adam. Sizin resminiz hakkında mı konuşuyor? O öyle başladı ama sürekli Wittgenstein diye bir adamdan bahsediyor. Ben de o dönemde Wittgenstein'deki felsefeyle ilgiliyim ama Wittgenstein'i bilmiyorum. Adamın konuşmasından Wittgenstein'in çok önemli bir filozof olduğunu anladım. Yetersiz İngilizcemle. Neyse, soruyu bitirdi. Hoca, Peter de Francia diye bir adam, bölüm başkanı aynı zamanda. Döndü çocuğa, dedi ki, ben senin sorunu özetleyebilir miyim? Çok uzun bulduğu için. Buyurun dedi çocuk. Öğrenci hoca bir dakika, hoca bana özetledi. Evet. Çocuğa döndü, dedi ki, oldu mu? Not at all dedi. Katiyen olmadı dedi. Çok, İngilizce çok kaba bir deyim. Tabii ki. Ben de dedim ki, ya sizin bile özetleyemediğiniz bir soruyu ben nasıl anlayayım yani? Neyse, sınavı kazandım, okula girdim. 20 kişinin arasına 20 kişi alıyor. Ertesi gün gittim, Wittgenstein konusunda ne kitap varsa hepsini satın aldım. Öğreneyim diye adamı. Şimdi biliyorum ama
Çok zor bir filozof. Gerçekten zor bir adam. Zor bir adam. Anlatırım size istiyorsanız rahat bir zamanda neden tamam, zor olduğunu. Tamam, çok seviniriz hocam. Programdan sonra biz sizi ayrıca dinleyelim. Şimdi siz oraya gittiniz İngiltere'de. Tabii ki çok büyük katkılar oldu size. Ama burada da siz çok değerli hocalardan sağ olun, ders aldınız. Sizin... Yani. Evet. Değil mi? Evet. Burada akademide de çok önemli. Valla ben Devrim Erbil'in öğrencisi oldum. Evet, İlk evet. girdiğim zaman. O zaman asistan. Evet. Arkasından Devrim Erbil'in etkisiyle biz 46 kişilik bir dönemdik öğrenci olarak. 20 küsür kişi Bedir Ami'yi seçti. Hı hı. Ben de öyle. Bir sene okudum, adama katlanamadım açıkçası. Bence hiç iyi bir hoca değildi. Bir sene sonra ondan ayrıldım. Neşet Günal'a geçtim. Bedir Rahmi ile ilgili hep bu söyleniyor zaten. Ya çok seviyorlar ya sevmiyorlar değil mi? Böyle evet. bir şey var. Hocalığı bana göre evet. resmi çok sevdiren bir adam. Onu söyleyeyim. En büyük mahareti bu. Yani bu da resmi sevdiriyor şey. Evet. ama analitik hocalık olarak sıfır. Hı-hı. Bana göre öyle. Neşet Günal'la geçtikten sonra neler değişti? Ha, şu Neşet Bey haftada iki gün kesin olarak gelen bir adamdı. Diğer bütün hocalar ayda bir ya da gelirdi ya gelmezdi. Bizim zorlarımız da öyleydi. Şimdi öyle değil. Hı-hı. Şimdi her gün her hoca gelir. İşte dördüncü sınıfta filan Devrim Erbil de atölye sahibi oldu. Şimdi resimlerde figüratif temelde, figür temelli bir üst... Şunu söyleyeyim yalnız, ben daha öğrenciyken soyut resim yapmış bir insan. Evet. Gene ihtiyaç duyarsam gene yaparım. Tabii ki. Soyut figüratif ayrımı yok. Şu anda benim tercihim figüratiften yana. Çünkü, figürler ağırlıklı olduğu için oradan. Çünkü insanın imaj görme ihtiyacı var. Bu en ilkel mağara adamında da var, günümüz adamında da var. Şimdi size tuhaf bir şey söyleyeceğim. Don alıyorsunuz, kadın donu, üstünde motifler var. Ulan bu donu kim görecek? Niye motif var üstünde? Olsa ne olur, olmasa ne olur? Ama insanın imaj görme ihtiyacı var. Ondan hareketle şu anda figürasyon üzerinde yoğunlaşıyorum, otomatik var. Değil, ciddi bir duygu yoğunluğu da yüklüyorsunuz eserlerinizdeki. O ayrı bir şey, o sizin görüşünüz yani siz ne görüyorsunuz. Yani bizim görüşümüze evet. göre böyle gerçekten. Ben çalışıyorum tabii. Hani bunu konuşuyoruz da, aramızda da konuşuyoruz. Evet figür var ama figürde de çok ciddi bir duygu yoğunluğu var değil mi? Yani anlatırken evet, de bir şey anlatmaya da çalışıyorsunuz aslında. Birçok şey anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bir şey oradan bir devam edelim. Şimdi o zaman şunu şuraya bağlayalım. Dedi ya hocam soyutta çalıştım ama şimdi figür tercih ediyorum. Hayır, gerekirse gene soyuta giderim. Tabii yani. Ki. Hiçbir ön yargım yok. Yani öyle bir şey yok. Yok. Peki. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Bir dönem bizim okulda büyük bir kavga oldu. Bu kavga basına figürcülerle soyutçuların kavgası evet. gibi yansıdı. Bunun aslı yok. Peki. Desen ne kadar önemli? Desen %100 önemlidir. Jean-Dominique Inger, 1820'ler. Adam 87 yaşında, bir hafta sonra da ölüyor zaten. Yandaki bir kasabaya gidiyor. Diyorlar ki niye gidiyorsun? Orada diyor bir Holbein deseni gelmiş, onu kopya edeceğim. Kopya edeceğim diyor. Ulan diyorlar sen zaten çok ünlü filan bir ressamsın. Ne öğreneceğim diyor adam. Desen, bu Jean-Dominique Ingres'in deyimiyle resmin %90'ıdır. Ondan sonrası ya gelir ya gelmez. Şunu da söyleyeyim size. Ben bir sergiye gitmiş olayım. Bakayım, iki tane soyut resim olsun karşımda. Soyut resim, dikkat edin. Birisi eğitim görmüş bu adamın resmi, biri eğitim görmemiş bu adamın. Anlarım. Hangisi eğitim görmüş, hangisi görmüş anlarım. Çünkü desenden... Altında soyut bile olsa o desen niteliğini anlıyor. Demiyorum %100 oranında ama %90 oranında anlarım. Peki o zaman hemen bununla gene bağlantılı sanatçı... Yani desen çizemeyen adam sanatçı pek kolayına olamaz.
Ama desen de herkese çizdirilebilir. Ama her desen çizen de sanatçı olamaz değil mi? O da ayrı tabii. O ayrı bir kâbus. O da ayrı ama bir şey. Temel, temelde öğretilebilir ama bilmek de gerek. Tabii, kesinlikle mutlaka. Bilmesi gerekiyor. Yani deseni bileceksin ama kendinden de bir şeyler katacaksın tabii. O zaman hemen... Hayır, deseni biliyorsan kendinden bir şeyleri katarsın zaten. Hı hı. Sizin karakteriniz bu kızın karakterine benziyor mu? Benzemiyor. Benzemiyor. Hiç. Hayat. Neyse. Karakteriniz neyse onun resmini evet, yaparsınız. Evet, doğru. Şimdi o zaman diyorum ya hemen bununla bağlantılı bir soru. Sanatçı olmakla resim yapmak aynı şey değil. Herkes resim yapabilir ama her resim yapan sanatçı olamaz değil mi hocam? Yani tamam. Sanatçı olmak nedir? Sanat nedir? Biraz bunlarla ilgili de sizin söyleyecekleriniz şimdi, kıymetli bizim için. Sanatçı olmak dediğiniz şey biraz da topluma bağlı. Yani sizin nasıl algılandığınıza bağlı. Çok ciddi bir sanatçı olursunuz ama toplum sizi kabul etmez. Örnekse size 100 tane veririm de bir tanesini vereyim. El Greco mesela işte kalkar Girit'ten Venedik'e gider, orada eğitim görür, İspanya'ya gider. Çok koyu dindar bir adamdır. Yobaz derecesinde. Dindar bir adamdır. Toledo'da önce sarayda ressam olmak ister. Kabul edilmez. Hatta tutanak var. Diyor ki tutanakta kralın nesi artık yazıcısı bilen. Böyle diyor bir ressam getirdiler. Baktık diyor kral bunu beğenmedi. Üstelik kral da çok dindar bir adam. Acayip dindar bir adam fakat adam Tiziano'nun işlerine alışmış. Tiziano son derece sensual bir adam yani tensel bir adam Greco'nun dışında. Kabul edilmeyince Toledo'ya gider. Orada işte Toledo zaten şeydir İspanya'nın dini başkentidir diyelim. Orada kabul görür. Bütün işlerini yapar eder gider. Sonra bu adam sadece İspanya'ya, 19. yüzyıla kadar hiç adı sanı yok. Ne zaman ki Dvorak diye bir adam, 1918 yanılmıyorsam, çok emin değilim ama yanılmıyorsam, El Greco Under Manierismus diye bir konferans verir. Ondan sonra gündeme gelir. Ondan sonra birinci derecede ressam olur adam. Yani bu topluma çok bağlı olan bir şey. Türk sanatı için de bu çok geçerli. Mesela çok popüler olan günümüzde çok popüler olan ressamlar var. Benim ressam bile saymadığım ressamlar var. Ama piyasa onları öyle kabul ediyor. Belki beni etmiyor. O da umurumda değil. İsim de verebilirim size ama vermeyeyim. Yok vermeyeyim. Vermeyeyim. Çünkü herkese göre o isimler değişiyor. Evet. Kırmayalım. Hayır, kıracak bir şey de yok. Ben bunu yazılarımda da yazmışım da etmişim de etmişimdir. Yani önemli, o kadar da önemli değil yani. Verebilirim de ama yok. Almayız. Gerek yok yani. Şimdi o zaman biraz da sizin kendi çalışmaya başlama serüveniniz üzerinden bilgi paylaşabilir miyiz? Mesela düşünce, kurgu, eskizler mi yapıyorsunuz yoksa direkt tuvalin veya başına geçip... Orada mı devam ediyorsunuz? Bu kadar uzun yıllar belki resim yapan birisi için süreç de çok hızlıdır tabii ki. Hızlı süreç çok önemlidir. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu anda hiçbir eskiz falan yapmadan resim yapmaya başlıyorum. Ama eskiz yaparak başladığım dönemler de oldu. Hı hı. Ya bu değişebilir, zamanla değişebilir. Kişiye göre de değişebilir. Eskiz yaptığınız zaman eskiz sizi tutar. Biz mesela akademiden öğrenciler mezun olurken onlara bir konu veririz. 10 tane kadar eskiz getirirler, onlar arasından seçeriz deriz ki şunu yap. Ben öğrenciye şöyle derim, şunu yap ama bunu kapat. Niye? O eskize esas alırsan eskizi taklit etmeye başlarsın. Ve seni sınırlandırır. O seni sınırlandırır. Kapat ki rahat ol. Halbuki o eskiz sadece bir fikrin temsilcisi. Öyle ama öyle olmuyor, olmuyor işte. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Çizdiğiniz desen sizi bağlıyor. Onu taklit etmeye başlıyorsunuz. O yüzden mezuniyetteki bütün resimler eskizin arkasında kalır, gerisinde kalır.
eğer öğrenci bunun dışına çıkamamışsa. Bu gerçek resimde de böyledir. Benim hayatımda da böyledir. Şu anda eskiz yapmadan başlıyorum. Hatta bir tek bir figür fikri aklıma geliyor. Onunla başlıyorum. Onun ne yapacağımı bilmeden. Kompozisyonu o figüre göre kuruyorsunuz. Hocam. Ondan sonrasını o figüre göre kuruyorum. O andaki havam, esprim, bilmem neyim neyse. Evet. Ve resimde ve heykelde. Heykelde biraz daha zor gerçi. En büyük yaratıcılık budur. Yani fazla düşünmeden yaparsanız. Hı hı. Kendinizi özgür sanat olarak aktarma süreci. Ama şu da oluyor, bir resim var, bir seferde bitiriyorsun. Buna Allah prima deriz biz, hı hı, terminoloji olarak. Resim var, ananızı ağlatıyor. Üç hafta uğraşıyorsun. Belki de çıkmıyor sonunda da. Çıkmıyorsa imha ediyorsun, yırtıyorsun. Yırtıyorum yani. Siz çok ciddi derecede adet olarak söylendiğinde resim üretiyorsunuz. Evet, biz bunu evet, biliyoruz. Evet, evet, sonsuz. Çok iyi bildiğimiz bir şey daha var ki hiçbir şekilde bir satış kaygısı taşımayan bir sanatçısınız. Yok, hayır, hayır. Satış kaygısı taşıyan adam sanatçı olamaz zaten. Evet, çok önemli. Bu konu çok önemli. Şimdi böyle satış kaygısı yani şöyle söyleyeyim. Ölüyorum. En son benim şimdi İtalya'ya gitti, Sibel diye bir öğrencim var. Buraya bir genç bir oğlan getirdi, o benden iki resim satın aldı. Onun dışında hiç resim satan bir adam değilim yani. Bu benim umurumda da değil. Ha, şunu bilirim. Nasıl resim yaparsam satar, bunu bilirim. Size bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de 1970'lerin ortalarına kadar resim satışı diye bir şey yoktur. Bizim hocalarımız Ali Çelebi, Bedirhan biraz farklıydı gerçi. Hepsi yılda bir tek resim yaparlardı. Devlet resim heykel sergisi için. Öyleydi çünkü. Evet. Orada işini sergilenir, alınır, derece alınır vesaire. Onun dışında ben İngiltere'den döndüm, bir baktım satışlar başlamış. Türkiye'de ilk 80'li yıllarda. 70'in tam ortası. Öyle mi? 70'lerin tam ortası. 75 milattır hatta. Bu yüzden yeni asistanım bir sergi hazırlıyor akademi, yani okuduğum okul. Sergi şeye gitmiş, açılmış Ankara'ya. Ben şeyle görevlendim, Ankara'dan alacağım, İzmir'e götüreceğim sergiyi, orada açacağım. Yolda bir baktım ki iki isim, vermeyeyim şimdi isimleri, 75 bin lira fiyat koymuşlar. Benim maaşım 6 bin lira. Normalde fiyatlar işte 10, 15 bilmem. İki kişi 75 bin lira fiyat koymuş. Neyse gittik sergiyi açtık, döndük bilmem ne oldu. Derken Bakü ve Moskova'ya bir Türk resmi sergisi gidiyor. Ben de 75 bin lira koydum. Ben dedim o adamlardan daha düşük değilim ya. Derken benim hocam 5 oda öteden bana telefon açtı, Neşet Günal. Oğlum dedi sen 75 bin lira fiyat koymuşsun. Ne sakıncası var dedim. Sen dedi sergiyi iptal mi etmek istiyorsun? Niye dedim, bunun sigortası var dedi. Bir dakika sigortası var. Dedim hocam falancalar böyle fiyat koymuş. Ben de ondan, yani ben onlardan daha düşük bir ressam değilim filan. Anladı adam. Size bırakıyorum dedim. İstediğiniz fiyatı koyun. Ama Neşet Bey çok tuhaf bir insandı. Beni sonunda 35 bin liraya mecbur etti, yani söyleyeyim. Şeyi kırmadan. Resim satışları ondan sonra başlamıştır. Bu satışlar 90'lı yıllarda patlamıştır. Günümüzde düşmüş durumda. Evet, tabii. Çok o düşmüş dönemde durumda. Çok farklı bir manipülasyonla değil mi? Evet, evet. Oluşturulmuş bir devre zaten. Evet, evet. Türk resim piyasası zaten öyle. Çok manipülasyona açık hala, şey. Hep öyle. Her zaman öyleydi. Şimdi de öyle. Evet. Bir de hocam resimde bir üslup sorunu var değil mi? Hep her zaman gündeme gelir. Resim her üslup demektir tabii zaten. Tabii ki elbette. Ama sanat işte, üslup demektir tabii zaten.
zaten ona gelmek için özellikle bu soruyu soruyorum. Bir sanatçının üslubu olması lazım. İşte bir dil olması lazım. Kendine ait bir üslubu olması lazım ki, değil mi? Biz onu olmazsa sanat olmaz. Olmuyor, evet. Şimdi sizin şöyle bir tanımınız var. Diyorsunuz ki üslup denen şeyi seçimleriniz ortaya koyar. Bunu birçok söyleşinizde söylemişsiniz. Karakterinizle. Evet. Seçimleriniz, karakteriniz ortaya koyar. Şimdi bu üslup konusunu biraz açalım istiyorum ben. Nedir bu üslup? Nasıl elde edilir? Nasıl oraya ulaşılır? Tamam, bravo. Sen çok açtın konuyu diyorum. Olağanüstü bir soru. Sanat demek üslup demek. Evet. Üslup yoksa sanat yok. Üslup bizim mesleğimizde neyi resmettiğiniz önemli değil. Nasıl resmettiğiniz? Nasıl? Üsluptur. Ha, bunun üç unsuru vardır. Bir, yer, zaman ve kişisel. Zaman şudur, bana bir resim gösterin, hangi yüzyıldan olursa olsun ben anlarım onun hangi yüzyıldan olduğunu. Çünkü bu genel üsluplar değişiyor. Yeri de anlarım. Kuzey Avrupa mı, Güney Avrupa mı? %100 değil ama %90 oranında anlarım. İspanya mı, İtalya mı anlarım. Yer zaman geçti. Üçüncüsü kişisel boyuttur. En olmazsa olmaz olan budur. Kişisel boyut yoksa zaten diğer ikisi de yoktur. Dediğim gibi kişisel üslup şu demek. Bir sergiye gideceksiniz. Benim üslubumu biraz aşinaysanız orada gördüğünüz resimden bu İskender'in resmi diye çıkartabiliyorsanız eğer benim üslubum var demektir. Yoksa yoktur. Yoksa zaten sanatçı olamazsınız. Uzun çözümde olamazsınız. Öyle isimler de zikrederim size. Mesela Türk resminde bir takım adamlar var. Gayet iyi satıyorlar, ediyorlar, gidiyorlar ama üslubu yok adamın. Satış ölçü değil yani. Hayır, asla değil. Peki, demin hani anlattınız ya, resim ekemcisi yılda bir sergi yapardı inlerdi falan ve biz siz o asistanlık devresinin sonunda o müzeye müdürlük de yapmış bir sanatçı. 10 sene evet. Burada önemli bir hizmet süreciniz geçti ve İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin kataloğunun kitabını siz hazırladınız kişi benim, değil evet. mi? Yani. Bize bu konudan biraz bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim. Ben müze müdürü iken bu işin mimarı esasında Süleyman Saim Tekcan'dır. Adamın hakkını yemeyeyim. O çünkü bankayla Yapı Kredi bastı bu kitabı. Bankayla bağlantı sağladı. Hı hı. Benim dışımda. Son derece girişimci bir adamdır. Ama işi halleden benim tabii. Bağlantıyı sağlayan o. Daha önce bizim bir müze derneğimiz vardı. Hiçbir halta yaramaz bir dernek. O bir girişimde bulundu. Halledilemedi. Bu adam işi hallettikten sonra, yani bankayı bu işe angaje ettikten sonra bütün her şeyi ben yaptım. Kolay değil. Müzede o dönemde 2500-3000 tane iş var. Bunların fotoğrafları çekilecek, bilmem ne olacak, baskıya girecek. Bunu sağladık. Bastık. 600 küsur sayfalık bir kitap. Muhteşem. İlk defa müzenin kataloğu oluyor. Bir de eskiden önemli değildi ama günümüzde bu çok önemli. Çünkü bir sürü insan araştırma yapıyor. Fakat sonradan çok matrak bir şey. Bu kitap dava konusu oldu ve yasaklandı. Neden? Zeki Koca Memmi'nin akrabalarından biri bu kitabı almaya kalkmış. Vermemişler. Dava açtı adam, kitabı yasaklandı. Şu an kitap yok yani. Var, el altından var. Allah var, çok kötü olur. Var. İçeride var, ben size getireyim istiyorsunuz. Sizde vardır da yani. Şöyle, başka ulaşmak hayır, isteyenler. Adam bedava istiyor kitabı, vermiyorlar. Kızıyor da dava açıyor. Hmm. Türk yasalarına göre, yani bizim şey haklarına göre, telif haklarına göre yasaklattık kitabı. Ama gene de oldu. Saçma. Niye saçma? Çünkü müzede o eser var zaten. İyi mi oldu? Hayır. Size başka matrak bir örnek vereyim. Bizim müzede Utrio var bir tane. Ben bunu internete koydurttum. Daha yeni 90'lı yılların başında Paris'ten bana şey geldi. Siz bizden izin almadan nasıl internete koydurttunuz diye. Her yerde var onun. Hemen kaldırttım.
Ben onlara şey yapıyorum, söyleyeyim, iltifat etmeye çalışıyorum, adam bana çatıyor, hemen kaldırttım. Hayır, bir de yani bunlar ayrıca bu halka mal yani. Olmuş yani. Evet, evet. Buna yani rağmen bizden izin almadan nasıl yayınlarsınız kayıtlı, diyor adam. Kayıtlı kuyutlu oraya girmiş, evet, değil mi? Yani, İftihar etmesi gerekirken evet. Bana diyor ki sen benden izin almadan nasıl yayınlarsın? Ha öyle mi? Kaldırırım. Ama işte burada da o telif hakları ile ilgili şey, bir bakın, sorun ben, var. Ben bazı konularda çok radikal bir insanım. Ben rektör olsam bizim üniversiteye Zeki Koca Memmi'nin bir halefi böyle bir şey yaptı diyor. Bütün eserlerini müzeden sildirtirim. Debinki eseri de ertesi yani, postaya verdiniz mi diye soracaktım yani, ama. Sildirtirim. Olmuyor. Peki şimdi o dönemdeki yaptığınız çalışmalarla üzerinden bir hayli zaman geçti. Geçti, evet. Gelinen noktada hala müzecilikle ilgili çok büyük sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz biz. Evet. Sorunuz bu. Evet, yani nedir? Şimdi, ne yapılması lazım? Niye böyle? Bizim rektörümüz benden 10 yaş, 10, 12, 13 yaş küçük bir insandır. Benim öğrencim olmuş bir insandır ama 2 dönemdir rektörlük yapıyor. En büyük katkısı bizim müze şeydeydi biliyorsunuz, Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Dairesi'ndeydi. Evet, bizi sonra, oradan çıkarttı. Evet, alındı. Alındı. Bu adam gitti, etti, ne yaptı etti. Recep Tayyip Erdoğan'ı zorladı. Bir tane şey binası aldı, söyleyin. Müze binası. Binası aldı, antrepoları da. Evet, biliyoruz. Şu anda inşa halinde. Olağanüstü bir depo yaptırdı, beni götürdü, gösterdi, böyle benim boyumdan büyük argon gazları var. Bir şey olursa otomatikman devreye girecek, söndürecekler yangını falan. Şimdi uğraşıyor bunu bitirmeye ama rektörlüğünün yetmeyeceğini zannediyorum bunun bitmesi. Çünkü bürokrasi, finansman, onlar şey... onları sağlıyor da müteahhit olan işi sağlayamıyor. Evet. Bir şey yapacaklarını yıllardır sürüyor yani. Evet. Türlü başaramadılar. Peki resimler nerede şimdi hocam? Onun deposunda. Oranın demin dediğim gibi müthiş bir depo. Yani depoda korunuyor en evet, azından. Evet, evet. Resimlerin topu korunuyor. Neyse, çok buna sağlam, da şükür yani. Çok sağlam korunuyor. Eski müzemizde öyle değildi. Öyle depo bile yoktu neredeyse. Bu Veliaht şey Dairesi'nin hani alınması... Şimdiki değerlendirme şekli şöyle kötü, orası Atatürk'ün kurduğu bir müze. Evet, o yüzden soruyorum yani zaten. Atatürk'ün mirasını olduğu gibi bırakmak gerekirdi bana sorarsanız. Gerçi o bina müze için çok yetersiz bir binaydı. Ama o döneme ait güzeldi. Bir sembol ve bir sembol. Atatürk'ün evet, kurduğu bir sembol. Tarihi bir dokusu vardı, Atatürk sembolik bir yapısı vardı. Atatürk çok tuhaf bir adam, bunu bile düşünmüş. Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Dairesi'ni resim heykel müzesi yapmış adam. Hem olay nasıl gelişmiş biliyor musunuz? Osmanlı İmparatorluğu 1914 ile 18 senesi arasında müze kurmaya karar veriyor. Her sene 1000 lira para veriyor. 1000 lira korkunç bir para. Çok büyük para. Batı'daki elçilerine diyor ki resim satın alın getirin. Kraliyet Müzesi kuracaklar ama gidiyorlar, 1000 lira çok büyük para ama bir tane Rubens satın alamıyorsunuz 1000 liraya. Evet, doğru tabii. Onu hesaplayamam. İşte ne yapsın yani o dönemde. Bunun üzerine yazışmalarla karar diyor ki kopya yaptırın. Batı'daki müzelerde kopistler vardır. Bu adamlar gittiğinizde görürsünüz Louvre'da, National Gallery'de, şurada burada. Bir resmi kopya eder satar, kopya eder satar. O kadar uzmanlaşmıştır ki aslından ayıramazsınız resmi. Böyle kopya getirtiyorlar. Bilmem kaç tane. O sırada bizim akademi okul eğitime başlamış. Bunlar isyan ediyor. Bizim yetiştirdiğimiz ressamlar diyorlar ki ya niye Avrupa'dan kopya, biz de ressamız filan. Onlardan da iş alıyorlar. 150 tane iş oluşuyor yani kopyalar dahil. Atatürk müzeyi kuracağı zaman bu çekirdek şeyi getirtiyor. O kopyalar nerede şimdi hocam? Müzede, bizim müzede.
Bazıları kaybolmuş durumda. Akademi yangınında bazıları yanmış durumda ama Elvan Akçay koleksiyonudur bunda da. Kitaplar da vardır. Çoğunluğu şu anda bizim müzede. Kopistlere yaptırılmış. Bir de Türk ressamlarına orijinal olarak yaptırılmış. Şimdi 150 yeni, civarında iş bu. Bu yeni müzeye de onlar taşınacak. Tabii tabii. Ve ekle, herhalde ek de gelecektir. Geliştirilecektir de. Yani bu 150'nin ötesine de taşınacak. Hayır. Bu koleksiyon. Müze koleksiyonu zaten taşınmış ama artık kopya olarak değil. Kopyalarla müze olmaz zaten. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Kopya anlamında değil. Yani yeni vizyon olarak da daha büyük, daha bir alana geçtiği için. Yani yeni eser anlamında. Şimdiki yapılmakta olan müze binası, mimarın adını unuttum. Hatırlayamam da. Proje olarak ödül kazandı zaten. Öyle bir mimari. Dışarıdan bir takım şeyler saplıyor binaya. Nasıl söyleyeyim? Depo gibi saplıyor. Onlar içinden yönetiyor müzeyi. Müzenin özelliği ta en üst katından en altını görebileceksiniz falan. O olağanüstü bir mimarisi var. Harika. Uluslararası projede derece kazandı. Ne güzel oldu. Ne güzel ama böyle bir böyle kazandı. Çok güzel oldu. Kazandı. Evet. Zaten bizim rektör genç arkadaşımız gidip Recep Tayyip Erdoğan'ı cami kapılarında bekledi, aldı, okula getirdi. Müze projesini sunduğu zaman bu şeyi koydu ortaya. Projenin maketini koydu ortaya ki bu mimara 500 bin dolara yaptırtılıyor. Tayyip Bey bana intikal eden kadarıyla tamam demiş, kabul. Ben parayı veriyorum. Yanındaki bürokratlar şey demişler. Nasıl verirsiniz bu bilmem Galata Port projesini bozuyor. İyi de demiş, siz bana hiçbir şey sunmadınız. Bak rektör bir şey sundu. Somut bir şey sundu. Böyle kabul ettiriyor Cumhurbaşkanı'na. O zaman başbakan gerçi. Ama işte şu andaki durumda hala bina çok ağır şey, ilerliyor sürüyor, değil mi ağır hocam? Yani ağır ilerliyor. Evet. Mekanik şeylerden ötürü. Çünkü müteahhit boyuna değişiyor vesaire vesaire. Ben o tarafından hiç anlamam zaten. Şimdi bu son dönemlerdeki fuar ve bienaller son derece önem kazandı. Çok sanatçı gidiyor, geliyor. Biz yurt dışından ulaşamadıklarımızı burada görüyoruz. Bir kere fuar ve bienaller sizce neye hizmet etmeli? Bir de şunu görüyoruz, bu soruyu sormamın temeldeki sebebi de şu. Çok dekoratif, çok farklı bir yöne kaymış eserler orada sergilenip bunların sistem içerisinde satışları gerçekleşiyor. Yani bizim alışa geldiğimiz, işte konuştuğumuz düzeydeki eserlerden pek görme şansımız olmuyor. Çok tamam. Uzaklaşılmış, içerik olarak uzaklaşmış vaziyette. Yani bir güncel olanlarla ilgili ne bir değerlendirmeniz var onu alalım. Bir de bunlar aslında neye hizmet etmeliydi? Nasıl bir olmalıydı? Yani yurt dışında da bilenlerleri onları da bildiğiniz için. Bir insan olarak belki geniş çok ilginç bir soru. Çünkü bir sürü sanat kuruluşu var. Türkiye'de bienaller düzenleniyor. Bu bienallerin orijinal amacı Türk sanatını dışarıda tanıtmak olmalı. Evet. Buraya dikkat edin, tanıtmak olmalı. Ama böyle işlemiyor. Batı sanatını burada tanıtıyor. Evet. Ya ben zaten biliyorum. Sen eğer kuruluş hizmet ediyorsan niye böyle bir şeyin içindesin? Size matrak bir şey söyleyeyim. 1960'ların ortasında bir sergi vardır. Roma, Paris, Berlin, Viyana dolaşıp gelmiştir Türk resmi sergisi. Dehşetli bir şekilde eleştirilmiştir. Neden eleştirildi? Söyleyeyim. Hatta Türk resmi boş bir tulumdur denmiştir. Bizi %100 taklit ediyor. Hiçbir kişiselliği yok, karakteri yok. Üstelik bu sergi Batılıların gelip seçtiği bir sergidir. İsimleri de sayarım merak ediyorsanız. Şimdi demeye getirdiğim şey şu. Yeniliyorum. Burada bienal yapıyorsanız bu
Türk sanatı ağırlıklı olmak zorundadır ama öyle olmuyor. Olmuyor. Olmadığı gibi sanatçılar pek yer de bulamıyorlar. Evet, son bir takım parçalar. Hayır, buluyorlar. Şöyle buluyorlar. Bir tane küratör atıyorlar. Adnan Çoker'in deyimiyle kör atar. O kör atar diyor küratöre. Çok da haklı bence. Bence bunu da haklı. Duymamıştık değil mi? Evet, bunu duymamıştık. Ve her bir yer, kör atar der. Diyordu yani şimdi. Evet. Dedim ya size. Evet. Bir de Avrupa'dan bir küratör getiriyorlar. Adam geliyor buraya, hiçbir şey bilmez etmez. Burada birini buluyor, onu yönlendirince ona göre hareket ediyor. Sanatçılar ona göre seçiyor, bilmem ne yapıyor filan falan. Bu kadar Biennial oldu. Siz bana bu Biennial'lerden bir tane adı kalan sanatçı söyleyin. Söyleyebiliyorsanız söyleyemezsiniz. Yok. Halbuki yeni nesilden öne çıkacak yok işte, birilerini yok, görmemiz yok, lazım, yeni yok. Kişiler görmemiz hocam, lazım. Hocam bir de şöyle yok. Bir şey oldu, biz kaç seferdir gidiyorsak hep aynı yabancı sanatçıların aynı eserleri görüyoruz. İşte bu, bravo. Herhalde o duruyor, onlar buradaki galeride duruyor, tekrar... o yeri değişiyor. Adnan Bey haklı, kör atar dediği zaman haklı adam, kör atıyor hakikaten. Neyse, bunun yanında ben TÜYAP gibi kurumların yaptıkları sanat fuarlarına daha önem veriyorum. Çünkü onların fuarlarında Türkiye'de ne yapılıyorsa hepsi var. İyisiyle kötüsüyle var. Kötüsünü eleştirebilirsiniz ama olsun, onu da görelim ya. Onu da görelim yani. En azından yer bulabilme şeysi. Ne derler? Gerçi onda bir mekanizması var. Galeri ile bağlantı hepsi olmadan giremiyorsunuz ama hiçbir yere giremiyorsunuz. Şöyle düşünün, gün geliyor bir kadınla evleniyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? O kadını birisi arasından seçiyorsunuz. Bin tane aday arasından. Bu önemli bir seçim demektir. Şeylerin TÜYAP'ın filan da yaptığı da bu. Yani orada ne varsa görüyorsunuz. En azından güncel namusunu kötüsüyle de görüyorsunuz. Evet. Hatta o şeyde boya satan malzemeler bile var. Her şeyi görüyorsunuz işte. Daha gerçekçi bence. Ülkenin daha bir gerçeği. Şimdi aslında çok çok önemli. Bende bir soru var. Onu sormadan bitirmeyelim. Geldik yavaş yavaş. O yüzden sen bir sor o sorunu. Bu yavaş yavaş Mimar Sinan'da sürekli eğitim merkezinde verdiğiniz eğitimler var. Evet. Bunlar hakikaten çok değerli, çok özel olduğunu düşündüğümüz ben eğitimler. Ben de çok seviyorum zaten. Biz katılma şansını bulduk geçtiğimiz evet, gerçekten yıllarda. Gerçekten çok şanslı hissediyoruz o yüzden kendimizi. Bundan biraz bilgi verebilir miyiz? İlgilenenler ne yapabilir? Nedir? Şöyle. Hocam sözünüzü keseyim. Başlamadan bir soru daha var bununla bağlantılı ama süremiz çok azaldı. İkisini birleştirelim istiyorum. Buyurun. Yapı Kredi'de verdiğiniz halka açık ücretsiz dersleri de bu sorunun içine katalım lütfen. Yapı Kredi'de verdiğim dersler şöyle. Şu anda Galatasaray'daki binasında veriyorum. Daha önce karşıda veriyordum. Şimdi bunların binası yenilendi. Her ayın ilk pazartesi ve son pazartesi. Evet, bu çok önemli. Bunu duyuralım evet. Mutlaka seyircilerimize. İlk ayın ilk pazar, her ayın ilk pazartesi, pazartesi, son pazartesi, son pazartesi benim derslerim var. İki seminerimiz var. Halka her açık. Ay, her ay. Ücretsiz. Evet, ücretsiz. Evet, Yapı Kredi yeni binasında. Değil evet, mi? Evet. Galatasaray'daki yeni binasında, o heykelin yanında, Şadi Çalı'nın heykelinin yanında sık binasında. Akdeniz heykeli de onun dördüncü katında. Harika. Benim ders verdiğim yıllardır yerde. Yıllardır da bunu sürdürüyorsunuz değil mi kesin? 5 yıl falan oldu yanılmıyorsam. Önemli bir şey, 5 yıl tabii az ki. Yalnız oradaki dersler genellikle benim seçimimdir. Okuldaki Mimar Sinan'da yaptığım, SEM'de yaptığım, sürekli eğitim merkezinde yaptığım dersler ise çok metodik ve sistematiktir. Yani o derslere gelirseniz ki 3 bölümlüdür vesaire vesaire, o derslerden yeteri kadar bilgi aldığınız zaman bir Avrupa Müzesi'ne gittiğinizde hangi resmin, hangi çağ, ne olduğunu, kim olduğunu anlarsınız. Çok metodiktir. Evet, biz gerçekten evet. Çok yararlı. Keyifli ayrıca. Yani. Ve de çok keyifli. Okuldaki derslerim öyledir. Evet. Yapı Kredi'dekiler öyle değil. Yapı Kredi'dekiler ya biraz benim seminer bağımında, benim kendi seçimime bağlı. Ben ne öngörmüşsem o. O zaman şöyle diyelim. Yani iki taraftan da sizin derslerinizi takip edebilirler. Tabii. Mimar Sinan'da sürekli eğitim merkezi. Mimar Sinan'dakiler ücretli. Tamam, yalnız. Ücretli. Ha. Ona eğitim almak için ona da katılabilirler. Tabii, tabii. Gelirlerse Yapı Kredi'de de konferanslarınızı izleyebilirler. Çok evet. Rahat.
Evet hocam. Tamamen serbest. Hatta şimdi ders verdiğim salon 170 kişilik, yetmiyor, sandalye ilave ediyor. Oo, ne güzel. Anadolu yakasında ama böyleydi değil mi? Gelin sizde. Gelin görün. Dersleri de geldik. Gelin görün. Gelirsiniz hocam, gelmez mi? Çok teşekkür ederiz. Rica sizi tanımlarken öğrencilerinizin genelde şöyle bir internet taraması yapın, çok yerde rastlarsınız. Hep söylediği bir şey var. Diyorlar ki işte çok keyifli geçiyor dersler falan. Onları söyledikten sonra bildiği her şeyi, hayat tecrübesini, işte derin sanat bilgisini öğrencileriyle paylaşmaktan çekinmeyen hoca. Ki ya, biz de buna katılıyoruz gerçekten. Neyse, matrak, son bir bilgi vereyim. Bankanın adını unuttum. Karşıdan geliyordu. Üç kişi bankadan geliyorlar. Evet. Bunlar benim SEM derslerime. Adam iki erkek, bir kadın bu üç kişi. Adamın birisi şey dedi bana, hocam dedi, bu dersen bir tek ders öğrenmiyoruz, sizden hayatı öğreniyoruz dedi. Hayatı ne kadar öğretebilirim orada kuşkuluyum gerçi. Ama adam böyle bir intikam. Olsun yani, önemli olan yaşanmışlıklarınızı ben burada hayat dersi öğreniyorum dedi mesela. Aktarabilmeniz, paylaşabilmeniz bu çok kıymetli. Teşekkür ederiz ama bu biçimde. Ama bu önemli bir dakika. Evet. Hoca olmanın manası evet, budur. Doğru. Çok haklısın. Hoca olmanın manası, hoca... Bize dışarıda şöyle eleştiriler yöneltilir. Denir ki mesela bunlar işte her şeyi öğretmiyorlar öğrenciye, kıskanıyorlar. Ulan olur mu öyle şey? Ama öyle yapan bir hocalar var hocam yani. Ya. Siz ayrıcalıklı olur mu öyle şey? Ama. Bana sen kötü ressamsın dersen alınmam. Evet. Kötü hocasın dersen alınırım. Bu da sizin kaç tane öğrenci yetiştirmenizle ilgili bir şeydir. Evet sevgili seyirciler, bir Beyaz Tuval'in daha sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz programımızı izlediğiniz için. Sponsorumuz Colorbox'a ve O Gün TV ekibine teşekkür ediyoruz. Sanatla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you.